Evet, gece 12'yi geçti. Sokağa çıkma yasağı kalktı. Kanser abi. Biz hala Evet, yayındayız. balkondayım ben. Daha kimse benzin alıp falan gitmedi yani şu an. Biz hala yayındayız. Hadi bakalım. Abi şey soracağım ben Abone sana. olmayı unutmayın abi. Abone olmayı unutmayın. Bak, Anıl beni mahvedecek sonra ya. Şöyle şu Aynen. adam Aynen. başı hizmetini ya. O kadar emek veriyoruz, abone olun. Yani bak, konuşuyoruz şurada. Abone olun. Biz bize. Aile arasında. Takılmaca yani. Abi bu karantina döneminde neler izledin? Ben sana onu soracağım ya. Abi ilk defa Netflix'i kullanmaya başladım öncelikle. Çünkü ben Neler de izlediğini soruyorum ya. Bir çok beğendiklerini, bir hiç beğenmediklerini söyle. ya, tamam. Ben La Casa de Papel'i bu dönemde izlemeye başladım. Yani Netflix'e karantinayla beraber başladım. Bizim çünkü hani evde de iki çocuk olduğu için hanım evde de çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Onları yatır. Hadi şöyle ayağını uzat, saat 10:30 oluyor. İkimiz de çok erken kalkıyoruz. 12'ye 1'e kadar falan çok böyle bir vaktimiz olmuyor. Hani böyle bir ayağını uzattım, bir kahve içtim, şey yaptım. Böyle bir şeyleri izlemeye, takip etmeye fırsatımız olmuyordu açıkçası. Bu dönemde oldu. Yine ama nasıl oluyor? Yine çocuklar uyuduğu zaman yapabiliyoruz. La Casa de Papel'e başladık abi. Üçüncü sezona geldik. İkimiz de sıkıldık. Yani hani şeye gidiyor. Hep konu aynı yerde. Onun için üçüncü sezonda bıraktım ben. Ebru biraz daha izledi ama ne oldu bilmiyorum. O da bitirmedi diye biliyorum. English Game'e bayıldım abi. Yani konusu futbol değil de yani oyunculuklara, ben bir de aksan çok severim. İskoç aksanı. British accent Abi dediğimiz. yani British böyle şey geliyor biraz. When I was in London falan. O değil de hani böyle daha böyle o da şeyden Lost'tan Desmond Hume'dan gelme şey. Ha. Yani o Sea of Life burada falan. Hani böyle bir şeyi var ya onun böyle bir hani aksan. Hı. Oradan gelme. İrlanda İskoç aksanlı. Bir de viski tabii ataları İskoçya şeyden. Seviyorum yani hani. O şeylerle beraber olunca English Game'e bayıldım. Homeland'e başladım. Üçüncü sezonu bitirmek üzereyim. O da çok güzel. Tam benim tarzım. Cinayet Süsü'nü bugün izleyecektim. Yapamadık. Kayda girdik. Hani soracak olan olursa. Tabii efsane diyalogları ve şeyleri bildiğimiz için. Hani aradaki o kısa Bir kısa. şey söyleyeceğim. Çok şaşırdım. Cinayet Süsü'nü beğenmeyen tonla insan var. Evet, bugün gördüm ben de. Abi sıkıntı da herhalde ya. Yani öyle düşünüyor. Öyle düşünmek istiyorum. Sıkıntıdan hiçbir şeyi beğenmemek birazcık moda ya bu ara. Hani her şeye böyle bir kulp takmak şey ya. Hani ona diyorum açıkçası. Yani üstü Linçleneceksin. dediler dün değil ondan önceki geceydi galiba. Evet. 2 gün önce. Dediler hani izleme çok şey olmadı ama bugün özellikle çöp izlemeyin. Boşa vakit kaybı. İşte o 4 dakikalık yeter. Ben de. 45 dakika mimik Ya işte ya. oynamadı. Ya hadi be kardeşim ya. Ya ne yapayım abi yani oynamadıysa da yani hani bununla aslında öbürü daha iyi falan filan. Yani hiçbir şeyi böyle bir bok atmazsak olmaz abi. Ya gayet güzel Abi iş. filmde Mis gibi bak şimdi şey yapma yani. filmde 10 tane sahne sayarım. İnanılmaz komik. Gerçekten Doğru. yani. Mesela bir iyi polis çok daha iyi başka bir polis sahnesi var. Tamam mı? Bir insanın buna hani Cem Yılmaz diyor ya daha önce güldüler mi? Yani, Ben çalışıyorum. ya çalışmıyorsa bu adamlara yapacak bir şey yok yani o Evet. kaslar çalışmıyorsa. Ya şimdi ya en başında Cengiz Bozkurt'un bir telefon sahnesi var tamam mı? Ya çok saçma tamam mı? Çok Gerçekten iyi bu güldüğüne arada. dair hiçbir şey yok. Ya Cengiz Bozkurt çok iyi ya. Şeyi açıyor, ışığı açıyor yandan. Tamam mı? Telefon çalıyor, uyuyor. Evet. Telefon çalıyor, yandan ışığı açıyor ve tamam mı? Işığın o şeyi var, o açma Aha. zımbırtısı. O zımbırtıyı açıyor ya. Telefonu açmıyor ama böyle yapıyor bak. Zımbırtıyı açıyor böyle yapıyor. Alo. Alo diyor. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Ben bunu sinemada Ben de 3 saat koparım abi daha 30. saniye benim karnıma kramplar girdi buna gülerken. ya. Ve ben bu filmi 3 kere sinemada bir kere de daha yeni şimdi izledim Netflix'te. Abi bilmiyorum yani neden beğenilmediğini gerçekten biriyle oturup Dediğim gibi konuşmak ya istiyorum. bir şeyleri sevmeme şeyi var mesela hani. Ya şimdi abi futbol konuşuyoruz diyoruz da bir şekilde yine futbolun şeyini. Abi şimdi forma tanıtımı yapılıyor tamam mı? Çıkıyor. Hı Yazıyor bilmem. Rezil. Nike böyle.
Bak ciddi söylüyorum. Şaşı bak şaşır forması vardı Nike'ın. Hatırlıyor musun? Rick Herring zamanı. İyice çizgi çizgi böyle şaşı evet, bak. Evet evet evet. Garanti yazısı böyle bakın. Amaç oydu herhalde yani. Yani. O kadar kısa çizgi başka bir anlamı olamaz yani. Yani. O forma hariç ben kötü formasını denk gelmedim abi. Ciddi söylüyorum. Ya belki armayı sevmekten. Belki hani o renklerden dolayı. Bilmiyorum ama abi hiçbir şey vermiyorsunuz abi. Yani niye yani hiç mi ananız babanız sizi sevmedi be kardeşim? Yani niye sürekli bir şey eleştirmeye ihtiyacı hissediyorsunuz kendinizde yani? Güzel abi. Bu gayet güzel yani. Nokta. Bitti. Yok. Ya Twitter'ın bu özelliğini ben biraz seviyorum aslında. Böyle çok aksi bir yönü var Twitter'ın mesela. Instagram'da çok denk gelemezsin o özelliği. Facebook'ta çok denk gelemezsin ama Twitter böyle biraz eleştiri yağmurunun olduğu bir yer ya. Aslında ben biraz seviyorum. Bu pembe götlü ünlüler şey yapıyor ya böyle hemen ateşe oturmuşlar gibi kaçıyorlar ya Twitter'dan. Çok hoşuma gidiyor mesela. Ya kardeşim bak biri tweet atıyor diyor ki bilmem neden dolayı linçleniyorum. Kardeşim linçlenmiyorsun. Sana 3 tane mention gelmiş. Biri de bok demiş arada, tamam mı? Linçleniyorum. Sen linçlenmiyorsun kardeşim. O linç değil. İkincisi ya ben 5000 takipçili hesabımla, tamam mı? Bu Twitter'da neler neler gördüm. 5000 takipçili kıçı kırık bir hesabım var. Yemediğim küfür kalmadı. Tabii. Hele o bir önceki partta anlattığım Şenol Güneş muhabbetinde. Beşiktaşlılar, bak Alem Markalyan da dahil olmak üzere. Benim hesapta üçlü çekiyorlardı. Tamam. Sen nerin cidden bahsediyorsun ya? Yani hayır, bana bu geliyorsa kardeşim sen 500 bin takipçilisin, 100 bin takipçilisin, 200 bin. Ya şuna bir hazırlıklı ol artık da yani ben 3 senedir Twitter kullanıyorsun yani. Bunu anlamıyorsan da çık git kardeşim bu siteden yani. Abi benim bu kaçıncı, bu üçüncü hesap galiba benim. 15 bini görecek atıyorum ben. Hani resetleme yani. Sen de değişik bir abimsin bu konuda. Evet evet değişik bir abimsin. Ama abi PKK'lı oldum. Yani bak bugüne kadarki olduklarım yani. PKK, FETÖ'cü oldum. AKP'li oldum. HDP'li oldum. Fenerbahçeli oldum. Beşiktaşlı oldum. Derin oldum. Ünal Aysalcı oldum. Dursuncu oldum. Mustafa Cengizci oldum. Mustafa Cengiz düşmanı oldum. Liseli oldum. Hayalimdir yani. Galatasaray Lisesi keşke olabilseydi de Galatasaray Lisesi okuyabilseydim yani. Hani herkese nasip olmuyor işte yani. Hani. Bir şey soracağım. Hemen şimdi soruyorum. Hemen şimdi soruyorum. Seni hedef tahtasına da oturtabilirim bu arada bu soruyla. Oturacağım. GS lisenin müdür? Halkın mıdır? Net lisenindir abi. Bak. Yani yapma işte. Abi. Net lisenindir abi. Yani bak çok net diyorum. Hatta lisedeki kişilerin de hani böyle bir IQ testine falan sokulup daha da böyle küçültüp böyle bir derin GS, kuru kafacı GS onlarındır yani. Hani Galatasaray onlarındır abi. Hiçbir şekilde şey yapma. Sen git tribünde destekle bilmem ne yap. Galatasaray halkındır. Şey yapıyoruz. Biz forma alıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz ya. Tamam oğlum tamam formanı al bilmem ne yap. Ben de alıyorum. Ben de şey yapıyorum da yani. Abi ben kulüp hakkında yani. Kulübün şeyinde. Benim bir yetkim yok abi. Ben bir şey bilmiyorum yani. Hani sen işletmecilik yapıyorsun. Gıda sektöründesin. Sektöründe bir şey yapabiliyorum. Abi ben ne biliyor olabilirim de transferler üzerinde veya Galatasaray'ın finansman üzerinde benim niye bir yetkim olsun? Ha ben neyim abi? Benim neyim? Bir profesör değilim. Ordinaryüs değilim. Bir şey değilim. Ha şu olabilir. Yıllardır satış işindeyim. Aklıma ne geliyor? Store'la alakalı. Çok alakalı. Bir yorum yapabilirim. Bu böyle olur falan filan. Ama buna karışma yetkim yok abi benim. Ben sadece fanıyım. Desteklerim. Hani bunların kararını almak bana yok basarız orayı da şunu yaparız da bunu yaparız da geçiniz abi. Galatasaray lisenin de lisenin kalması için de ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Hani şartları değiştiriyorlarsa da yani hani bu teklif dahi edilemez maddesi de eklenmeli. Çok beni linçliyorlar mı? Kesiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Hepsine saygı selam buradan. Adres isteyenleri de vereyim ama. Abi bu konuda benim bir matematiğim var. Bunu daha önce zaten sizle konuşmuştuk. Şimdi ben bir tane takım kuruyorum, tamam mı? Erinç Spor. Erinç Bilecan Spor, tamam mı? Bu takım hasbelkader yükseliyor da yükseliyor. Çok da sempatik bir takım. Herkes de seviyor ne hikmetse. Seviyorlar, tamam mı?
50 sene sonra bir geliyor diyor ki elit spor halkındır. Hayır kardeşim, benimdir ne demek halkındır ya. Sen yine sev yani. Sen yine sev destekle ama yani o takım evet. Benimdir yani. Yani o senin sana kalmış yani. Bitti. Evet. Hatta bir tık ileriye taşıyorum. Yemin ederim var ya ağzımızı burnumuzu. Biz bittik abi biz. Silivri falan bizi patlamaz bak dersin. Şu an Galatasaray ilk maçta bizi linç edecekler. Tekme tokat dövecekler bizi. Galatasaray üyesi liseli olmayan biri varsa anında üyelikten atız. Allah. Ya çok net ya. Yani. Bu son söylediğim şakaydı. İnşallah anlaşılmıştır. Şaka oldu. Bak bu şakaydı. Bu şakaydı. Buraya kadar altı. Bu şakaydı. Bu şakaydı. Abi yani. Ay, ay. Bak hakikaten çok... Ben çok isterdim. Üye olmak bak çok büyük şeref. Ya ciddi söylüyorum. Üye olabilmek, lisede okumuş olmak. Ya zaten hayatını... Allah nasip eder de benim evladım da hani başarılı olurlar ve kazanabilirlerse... Bir baba için, bir ana için bundan büyük gurur olabileceğini düşünmüyorum yani. Hani ben başaramadım ama ben okumadım da yani. Hani babam oku demesine rağmen, hani bütün her şeyi önüme seferber etmesine rağmen ben piçtim abi, okumadım yani. Benim aklım başım toptaydı, oradaydı, kavgadaydı, bilmem ne dedi. Ben yapmadım bu işi. Ben adamları okumuş, şey yapmış, Galatasaray'ın ya. Türkiye'nin de kaderini çizebilecek kadar iyi yetiştirme bir kurum yıllardan beri. Ya bir bırak benim tuttuğum takımı da oradan çıkan adamlar yönetsin abi yani hani background'una güveneyim yani anladın mı? Ya bu herif biliyor baba okumuş adam yönetiyor beni diyeyim yani. Hani tutup da onlar gelip de benim şeyimi yapmasın yani hani. İşte kurumsal şirketler ayakta duruyor. Aile şirketi parayı sonradan görmüş, amcasının oğlunu oraya yerleştirmiş, teyzesinin kızını danışman yapmış şirketler 10 gün sonra batıyor. Bu işler böyle abi yani. Bir kurumsal kültür var. O kültürün de en güzel örneğini Galatasaray Lisesi'nden çıkma kişiler tarafından yapılıyor. Ki onlar da zaten ayıklıyorlardı aradan kimlerin nerelere gelip gelemeyeceğini. İyi de biliyorlar abi. O babalar aynı şekilde devam etsin dediğin gibi. Destekliyorum da abi. Galatasaray'dır. İkinci madde teklif dahi edilemez de eklenerek yeni değişikliğini. Peki mevcut liseli olmayan üyelerin birlikte atılmasına ne direkt abi hiç. Yani durmak hata var. Ciddi söylüyorum yani. Ama liselilerin de bir öz eleştiri yapması lazım kendileri içerisinde. Neden üniversite mezunu olamadıklarına da. Ya abi. Çok ya, çirkin bir espri. Her şeyin içinde vardır. Bir şey demiyorsun. Hani bu ama küçük bir grup içerisindeki kötüleri ayıklamak daha kolaydır. 7000 evet. Kişi diyormuş şeye. 7000 kişi içindeki malı bulmak daha kolay olur. Bu böyledir abi yani. Ya şimdi baba tavuk alıyorsun tamam mı? Dükkanına tavuk alıyorsun. Evet. 100 tane tavuk alırsan mı kötü tavuğu bulman daha kolay olur? 1 milyon tavuk alırsan mı kötü tavuğu bulman? Tabii azı daha kolay olur. Yani şimdi halka şey baba yani neyi izliyoruz abi işte yani röportajları bilmem. Ya, o adam mı gelsin benim takımın kararını yani hani şimdi neyi seçtiğimiz falan her şey ortadayken neyi konuşuyoruz abi biz yani hani şimdi. Gerek yok abi. Apartman yöneticisi olamayacak adamları takım mı verek yani? Hani gerek yok. Galatasaray Lisesi'ndir abi. Net. Of. Biz kesin daha iyiydik biliyorsun ama. Vallahi neyse şimdi bir şey söyleyeyim de iş ya siyasete abi, girecek diye siyasete girecek diye söylemeyeceğim. Abi şimdi demişler ki şu anki söylenenlere göre Haziran'da çok geniş çaplı bir genişlemeden bahsediliyor. Sizce ne olmalı ve nasıl olmalı? Mayıs'ta kesinlikle gevşememeliyiz. O kesin bence. Ha gevşeme ben anlamadım o kelimeyi. Şey olarak değil mi? Korona şey tabii canım kesin. Aynen. Kesin abi. Yani, sizin abi şimdi çok güzel gidiyor rakam. Maaş ya tabii ki ölenlere Allah rahmet eylesin. Hani benim de eşimin amcasıyla yengesini kaybettik bu hastalıktan dolayı. Biliyorsunuz siz. Allah rahmet eylesin. Biliyorum abi. Biliyorum. Yani bütün bu virüs illetinden hasta olanlara Allah bir an önce şifa versin. Vefat edenlerin mekanı cennet olsun. Allah geride kalan versin. Abi yani iyi bir yere doğru gidiyor. Hani hepimizin de sağda solda hastanelerde çalışan arkadaşlarımız var. Duyuyoruz da hastanelerdeki doluluk da gitgide azalmaya başladı. Hani tam izole olmamasına rağmen güzel götürüyoruz işi.
Yani aa tamam bitirdik deyip sallarsak her şey başa döner. Daha da kötü olur. Allah korusun yani onun için. Şu abi, bir de görsek aslında rahatlayacağız be. Sanki Temmuz. Keşke. Temmuz tam iyi olur aslında. Gibi ama, sanki değil mi? Yani hep böyle. Ama şöyle abi. Bununla alakalı bir yazı okumuştum ben. Çok büyük kapsamlı tecrit de sokağa çıkma yasakları da süreci uzatıyor. Yani çok uzun süreçli bir sokağa çıkma yasağı senin bu normale dönüş sürecini, yeni normale dönüş sürecini uzatıyor. Sebep neymiş? Psikolojik olarak. Abi o yüzden çünkü senin bir nüfusunun bir kısmı bunu bir atlatması gerekiyor. Sürü bağışıklığı tabii. Konu. Oha, tabii. Almanya'da çok güzel açıklamışlardı onu, hatırlıyor musun? Bir Alman video olarak. Evet, yani evet. Hepimiz bir yani süreci uzatarak herkese yayılmasını sağlamalıyız ki insanlar herkese pik noktada gelirse sağlık hizmeti size veremeyiz. Onun için bu süreci yayarak herkese geçirmeyi diye şey yapmışlardı. Mesela İtalya'da, İspanya'da sürecin daha hala sürüyor olmasının sebeplerinden biri de buymuş. Yani çok katı bir şekilde bir anda uyguladılar ya onlar sokağa çıkma yasaklarını. Evet. O yüzden süreci uzatıyormuş o. Ama çok kötülerdi yani. Zaten çok kötüler canım. Ama onlar pik noktasına yani hastanelerinin pik noktasına ulaşmışlardı da. Tabii bunu yapmak sonra zaten kaldılar. Patladı. Aynen yani onlar çok kötü. Bir de yaşlı nüfus evet. Çok patladılar yani. En son hasta seçmeye başlamışlardı. Evet abi. Videoları falan görmüyor muydun ya resmi? Çok şükür biz öyle onları yaşamadan iyi atlatıyoruz. Hani zaten bir Küba değiliz sağlıkta tamam bir şey demiyorum ama sağlık sektöründe çok iyiyiz. Maşallah. Şöyle normal zamanda bizim sağlık personelimizin hasta bakma sayısı kapasitesi çok daha yüksekmiş diğer ülkelere göre. Evet. Çünkü zaten başka ülkelerin korona yoğunluğu kadar bizim korona öncesi yoğunluğumuz varmış zaten. Hani evet, benim aynen. Kendi doktor arkadaşımdan mesela duyduğum buydu. Aynen. Hani Almanya'da şu an ne yoğunluk yaşanıyorsa biz de atıyorum Kasım'da, Ekim'de biz zaten bu yoğunluğu yaşıyorduk. Evet. Gibi bir şey söylemişti bana. Abi biz de konuştuğumuz dolayı doktor arkadaşlar da aynısını söylüyor. Yani ne olacak diyor. Yoğunluk şey değil ki diyor. Bizim baktığımız hastaya diyor şeyde İtalya'da, İspanya'da baksalar diyor 3 güne istifa ederler diyor. Aynen. Mesela BBC'nin şeyini izlemiştim ben. Cerrahpaşa hastanesine gidiyorlar. Evet abi. Orada bayağı anlatıyorlardı aslında onu. Hani buradakiler çok ciddi bir şey bakma, hasta bakma potansiyelinde. Bilgi birikimleri çok iyi maalesef. Şey maşallah. Evet. Maalesef. Abi demişler ki bir gün hayırlısıyla şu kanalda Fatih hocamızı ağırladığınızı görür müyüz? İmkansız abi. Göremeyiz. Başkan hakkında söylenen sıkıntılı sağlık sorunu hakkında bilginiz var mı? Son olarak liglerin oynanması tarafında mısınız? İyi yayınlar abiler. Ben değilim. Ben de değilim. Ben de oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani şöyle hani iptal edip de bir şey yapalım olarak değil ama bu. Hani bitsin sezon bu şekilde tescil edilsin bedava o değil benim söylemek istediğim. Tescil istemiyorum. Bu sezonu önümüzdeki sezon kalan 8-10 maç bütün dünyada. Önümüzdeki sezon ya 2 haftada oynanmayan Dünya Kupası mı, Avrupa Kupası mı, ne koyuyorsanız araya, Afrika Kupası mı? Hepsini böyle ya böyle bir geç. Koymayacaklar artık. Ya hayır yapıyorlarsa öyle bir şey yaparak, önümüzdeki sezona yayarak geçirsinler bu kalanları. Çünkü abi bu iş tek taraflı değil. Yani taraftar gelirin yok. Yayıncı kuruluş sana para veremiyor, bir şey yapamıyor, onun da geliri yok. Ama yayıncı kuruluş senden para alıyor. UEFA, FIFA'ya gidemiyorsun. Kimin gideceği de değil. Abi şimdi ben Başakşehir'le oynamadım, Trabzon'la oynamadım. Niye tescil edilsin abilik? Ben kendim için söylüyorum. Doğru. Peki adam aynısını söylüyor. Ben diyor önümdeki iki takımda ben diyor maç yapmadım. Fransa'daki aynısını söylüyor. Yani belki adamın ikinciliğini, üçüncülüğünü belirleyeceksin. Hadi bizde bir tane Şampiyonlar Ligi'ne giden var. Söylediğimiz şeylerde, liglerde iki tane, üç tane Şampiyonlar Ligi'ne giden var ki çok korkunç gelirler bunlar. Hani bahsettiğimiz senin belki de o ülke bütün transfer politikanı değiştirecek paralar. Ve ona göre batıyorsun veya çıkıyorsun. Abi Beşiktaş bak 2 sene Şampiyonlar Ligi yaptı. 2 sene yapamadı bitti. Yani kolay rakamlar değil yani bu rakamlar. Ciddi rakamlar. Bizim ülkemiz açısından özellikle ciddi rakamlar. Yayıncı kuruluş desen
Adam ne yapacak yani? Para alamıyor, federasyondan alamıyor, oradan alamıyor, reklam yapamıyor, reklam koyamıyor. Reklam verecek firma zaten çalışmıyor. Neyin parasını, bütçesini pazarlamaya versin de sana reklam yaptırsın? O da yok. Yani sanki onun için eğer oynanacaksa da iyice dediğimiz hani Haziran ortasından sonra, Temmuz'dan sonra bitirilecekse, bitirilmiyorsa abi bu kalanlar, önümüzdeki seneye devre olsun, önümüzdeki sene şu aşı maşı bilmem ne falan çıktıktan sonra oynansın, bitirilsin. Yani benim şeyim o. Ben Haziran'ın başında abi futbolcuyken bile, normal hani hiçbir şey sıkıntı yokken bile 1,5-2 ay bu adamlar yatmıyor. Bu adamların yazlık izni bile zaten 2 hafta, 3 hafta. Hadi bir erken şampiyon oldu, geç açılacak lig 4 hafta. Ya bu adamlar 2 aydır evdeler neredeyse. Daha koyacaklar hani Haziran diyoruz. Daha da evde duracaklar. Hani bir şey yapmayacak. E kamp dönemi var. Bunların hazırlanması var. Form tutması var. Yani ben çok mantıklı görmüyorum bu sene oynatılmasını. Oynatılacaksa da önümüzdeki seneye artık FFP'nin falan hepsinin de askıya alınması. Yani hepsi lazım abi. 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitiyor bütün kiralıkların. Onlar ne olacak? Emine gidecek. Onları uzatmaları lazım abi. Oynatmadığın şeyin sözleşmelerde ona bir şey sağlarlar. Peki şöyle olacak. Şöyle olacak. Diyelim ki Hollanda'dan bir tane takımda sözleşmem var, anlaşmam var. Senin Türkiye'deki takımlar olarak. Hollanda dedi ki ben oynatacağım. Türkiye dedi ki ben oynatmayacağım. Mesela o zaman, peki o adamın sözleşmesini nasıl yapacaksın? Abi çok kiralık sözleşmeler işte. Özellikle mesela. Ya UEFA ve FIFA'nın ortak karar alması gerekiyor artık yani. Onu sen ama ortak karar alıyorsun da ya, Fransa'da adam tescil ediyor. Bilmem nerede tescil ediyor. Bilmem neresi oynatıyor. Abi tamam hadi diyelim ki şimdi biz kendimizden örnek veriyoruz. Diyelim ki İtalya tescil etti bitti lig. Hı hı. Lemina var. Seri var. Premier Lig tescil etti. Gitti. Biz devam ediyoruz abi. Dedi ki önümüzdeki sezon oynatacağım. Kiralık ne olacak şimdi? Dedi ki, sezon bitmediği için tecrillerde UEFA diyelim ki dedi ki şey devam edecek. Sözleşmesi sezon bitene kadardır. Yani çünkü sen 30 Mayıs yazarken sözleşme maddesine sezonluk alıyorsun. Yani Türkiye Futbol Federasyonu 2019-2020 sezonu için anlaşma yapıyorsun. Bitirmediği sezonun anlaşması devam edeceğine göre hadi dedi ki seriyi geri istiyorum takımın. Ben şampiyonluğa oynuyorum, 8 maçım var. Gibi 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 abi. Bak bu sadece bizim bir tane futbolcumuzla alakalı sıkıntı. Bizim kiralıklar daha devam edecek abi. Saratçı var. O 1,5 sene. Bir sürü kiralık var. Heh, Lemina var. Andone var. Bizim yedek forvet. Başka forvetimiz yok. Adem var, Falcao var. Yani başka forvetin yok. Gidecek yani bu adamların hepsi gidebilir. Onyekuru var. Monaco, Fransa işte abi. Aa, şey yaptılar, tescil ettiler. Ne diyecek şimdi Monaco dese ki tamam sezonu açıyorum dese Ağustos ayında. Biz Ağustos ayında buradaki ligi oynatıyoruz desek. Ne yapacaksın? Kime lisanslayacaksın Onyekuru'yu? Gibi gibi. Yani onun için ortak bir karar alınması gerekiyor. UEFA'nın burada elini taşın altına sokup demesi gerekiyor ki babalar Temmuz'a kadar oynamıyorsunuz. Temmuz'a başlıyorsunuz. Ağustos'ta liginizi bitiriyorsunuz. Ben de planlamayı ona göre yapıyorum demesi gerekiyor. Bizlere bırakacağı bir olay değil bu. Yani hani her ülke kendi federasyonuna bırakıyorum diyeceği bir şey değil.